Soldrak şimdi. Steven Forlick'ten iyi bir soldrak geldi. Sağ koşa, sol koşa girişimi var. Yumruk kombinasyonları başladı. Sven Forlink orada yakalar gibi oldu. Kosovalı boksör tekrar toparladı. İlk roundda son saniyeler artık. Sadrek'ten iyi kaçıyor. Kosovalı Naim'i knockout edebilen bir boksör çıkmadı. 28 yaşında Sven Forlink. Siyah şortlu boksör. Naim 32 yaşında Kosovalı. 1.83 boyunda Naim. Rakibi 1.85. Kosovalı boktör tekrar kendisini köşeye doğru çekmeye çalıştı. Sol direkte uzak tutmak istedi. Sol direkte aldı. Sağ direkte arkasından bir yumruk kombinasyonu daha. Steven Forlink'ten üstleşti boktörden. Sol koşe, sağ koşe. Eskimlerle de bu yumruklardan kaçmaya çalıştı Naim. İkisinin 10 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. Sol koşe geldi Steven Forlink'ten. Sağ direkte arkasından Kosovalı'yı fena sıkıştırıyor. Sol koşa geldi. Gayet başarılıydı bu. Kosovalı boksör fena yakaladı orada Steven Forlink'i. Sol koşa. Kısa mesafeye düştüler tekrar. Orada dirsek darbesi vardı. Naim'den geldi o dirsek darbesi. Dikkatli olması lazım iki boksörün de. Kosovalı geri adımlarla gidiyor şimdi. Sağ koşa geldi. Bir sağ direkt sol koşa. Steven Forlink round'un son anlarında Kosovalı Naim'i ciddi anlamda sarstı. Arkasından bir tane daha geliyor. İşte burada sırtına da bir nebze bastırıyor aslında. Şimdi Naim'in de baskısı seyirciyi hareketlendiriyor. Sol koşa geldi. Çok sertti bu Naim'den. Kosovalı boktörden. Naim şimdi yıkılır gibi oldu. Tekrar sarılarak ayakta durmayı başardı. Sol aparkat. Sadrek. Sol koşa giriyor. Sağ sol direkler. Naim'i yakaladı bu pozisyonlarda. Naim'den de çok iyi bir sol geldi ama aynı anda da solu yedi. İki sol koşa girişimi vardı boksörlerden. Sol koşa geldi tekrar. Sven Forlink yeni bir atak peşinde, 6. round'dayız. Çok net olmamakla birlikte rakibini yine yakalamayı başarıyor. Yine serseri yumruklardan bir tanesi çıkabilirdi. Açıkçası Sadrek çok netti bu. Arkasından devamı geliyor. Yine sallandı. En ağır yumrukları alıyor altta. Belki de hakem araya girebilir. Dirsek darbesi var orada. Sol koşa giriyor şimdi Naim'den Kosovalı boksör. Zaman zaman sürpriz yumruklara imza atıyor. Bir sağ koşa daha denedi. Sekizinci round. Son round başladı. Maç döner mi bir anda? Sağlı sollu kroşeler gibi eşleşti Forlink'ten. Forlink iplerde yakaladı. Tekrar ortaya geldiler mücadeleye. Sol koşa girişimi var. Sağ koşa savurdu. Aradan direkt yumruk aldı Naim.
Yıkılma be Naim. Bitir bu maçı. Hatta nakavt edersen bütün dünyayı şaşkına çevirirsin. Sadrek. Bir sağ köşe girişimi daha var. Solu da vurdu. Naim ve rakibi adeta savaş veriyorlar. İsveçli yine sokulmaya başladı. Tehlikeli geliyor. Sallanıyor. Ayakta durmakta gerçekten güçlük çekiyor. Yıkıldı, yıkılacak. Bir sol koşa vurdu. Buna rağmen vurdu. Bu boksörün, Kosovalı'nın bugüne kadar hiç nakavt olmadığını söylemiştim. Neden nakavt olmadığı ortaya çıktı. Üzerine bastırarak düşürdün dedi. Knockdown saymadı hakem. Sol koşe. Sağ geldi bu arada Naim'den. Kosovalı boksör gerçekten bu serseri yumruklardan bir tanesini tam isabet ettirirse çeneğin ucuna, kulak dibine yatırabilir, dengesini bozar rakibin. Ama İsveçli öyle vuruyor ki oyunun kontrolünü maçın başından beri üstün götürdü. Sol direk attı. Karşılaşmada artık son saniyeler. 8. raundun son anlarında Kosovalı boksör köşede. İsveçli arka arkaya çok sert yumruklarla gidiyor. Ama bakın Naim yıkılmadı. İnanılmaz bir maç oluyor son raundda. Hakkını verdi iki boksörde. Ve bitiyor. Bitiyor. İki boksöre de büyük alkış. İki boksöre de alkış tufanı var salonda sevgili boks severler. In favor of the winner by unanimous decision, and the new Swedish fight heavyweight champion, Trond Corn. Kazanan Stephen Sparling, sevgili izleyiciler. NTV Spor'da boks resitaline hazır olun. Gel Finlandiya. Gecenin bir sonraki mücadelesi başladı. Oscar Metz, Marko Nasic arasındaki mücadeleyle yayınımız devam ediyor. Oscar Metz ile Marko Nasic arasındaki mücadelede kırmızı eldivenleriyle Oscar Metz, Marko Nasic mavi eldivenleriyle ringde sevgili boksöverler. Finlandiyalı Metz ve Sırp boksör Marko Nasic arasındaki karşılaşmada ilk rounddayız. 4 roundluk bir karşılaşma. Sol direk, sol koşa, sağ direk girişimi var. Arkadan bir sol direk daha, sol koşe. Karaciğer arka arkaya yumruklarla rakibin üzerine gitmeye çalışıyor. Karnına çalıştı, sağ koşe çok iyiydi. Finlandiyalı boksör bastırıyor. Kariyerinde ilk maçını gerçekleştiriyor profesyonelde Oscar Metz. Marko Nasic de daha önce bir maça çıktı, onu da kaybetmişti. Sırp boksör siyah kırmızı şortuyla, siyah beyaz şortuyla da Oscar Metz, sırtı bize doğru dönük olan Finlandiyalı. Sert yumruklar geliyor.
Yarı orta siklette 67 kiloda bir maç bu. Sağ kroşe tekrar. İlk raundun son anlarındayız. Finlandiyalı rakibini iplerde yakaladı. Sağ adres sol kroşe. Aparkat sol kroşe. İkinci round başlayacak. İlk roundda alkış topluyor karşılaşma. Gecenin ikinci mücadelesi bu. Oyun modasından görüntüler. Ekranlarda Edis. Yaklaşık bir aydır sürekli telefonda konuşuyoruz. Edis, dünya şampiyonluk maçına çıkmıştım. Richard Abril'le, ama bu maç benim için çok daha kader noktası demişti. Soyunma odasında Pekka Maki ile görüntülendi. Gecenin mimarlarından. Bakın burada ilk roundun net darbeleri ekranlara yansıyor. Sırp boksör yerinden ancak kalkabildi. İkinci round başlıyor. Sol kroşe, sağ direk. Sol direk tekrar, sol kroşe. Sağ direk uzattı, isabet yok. Bir sol direk daha geldi. Karşılıklı yumruklar. Sol direk alıyor Sırp boksörden. İkisi de bu sene boksa başladılar. 24 yaşındaki Marco, Sırp boksör sol direğini vurdu. Sağ kroşe geliyor. Finlandiyalı boksörden. Sağ kroşe tekrar. Yoklamalar devam ediyor. Sol kroşe geldi şimdi. Sol direk tekrar. Sağ kroşe deniyor. Bir sağ kroşe daha. Finlandiyalı boksör. Sağlı sollu kroşeler. Sarılmak zorunda kaldı. Sırp boksör Marko Nastić. Sağ direk. Sol direk. Sol kroşe, sağ kroşe. Kapandı Sırp boksör. Sol kroşesini isabet ettiremiyor. Çok iyi kaçtı Oscar Metz. Sağ direk çok net. Sol direk. İsabet buldu. Devam ediyor. Sırp boksör aralardan nefis yumruklar çıkartıyor ama Finlandiyalı daha kuvvetli geliyor. Sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha. Aparkat. Sol direk. Sol kroşe. Sırp boksör yer değiştirdi. Karnına hücum etti şimdi. Sol kroşe. Köşeye sıkıştı. Aparkat tutmadı. Sağ kroşe tekrar. Kulak dibine iki kez yakaladı. Çok daha sert yumruklarla gidiyor. Sırp boksörü köşeden köşeye kovalıyor adeta. Finlandiyalı Oscar İmet. Kariyerindeki ilk profesyonel maçı bu. Oscar İmet'in. Ama rakibe baktığınız zaman da o da açıkçası rakibinden çok da geri kalır yanı yok. Kendi ülkesinde yaptığı ve kaybettiği bir mücadeleden sonra kariyerindeki ikinci profesyonel maçını yapıyor. Sırp boksör çok iyi çereden yakaladı sol koşeyle. Finlandiyalı zaman zaman gardını düşürüyor. Ters gard yapıyor kendisini bazen. Bazen de düz gardla mücadele ediyor. İkinci roundda da son anları gördük. Sol direk.
Seyircilere keyif veren bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim Finlandiya'da. Özellikle Finlandiyalı boksörün ilk karşılaşmasında dişe diş bir mücadele çıkartması onları mutlu etmiş olabilir. Sırp boksörün de karşılaşmanın içinde her daim var olduğunu göstermesi de karşılaşmaya ayrı bir hava katıyor. Sağ direk denemeleri var. Sol direk. Sol koşu aparkat çok güzeldi. Başarılı aparkatları var. Omari Metin karşılaşmanın başından beri en göz alıcı darbeleri bunlar. Sol koşa geldi şimdi. Yakın mesafeye girdi. Sol direk attı. Sol direk Sırp boksörden. Sağ direk. Sol direk. Sol direk tekrar. Yıpratmaya başladı. Bayağı sert vuruyor. Finli boksör sol direğini de attı. Knockout kokusu almaya başladık. Sağ direk köşede sıkıştı. Sırp boksör çıkamıyor. Aparkat yedi. Sallanır gibi oldu. Groki durumunda. Üzerine gitmedi. Çok net darbeler vuruyor. Sol köşesini de attı. Sağ köşe tekrar. Aparka sol köşe. Sağ köşe. Sol aparkat, sol koşa tekrar. Sağ koşa tekrar. Sağ direk vuruyor. Sağ direk, sol direk. Finlandiyalı boksör. Üçüncü roundun son anlarında da yine yıpratıcı tavrını devam ettiriyor. Sağ direk. Knockout gelir mi bilemiyoruz ama sonuç itibariyle rakibini ringe çıktığına çıkacağına pişman etti diyebiliriz. Dördüncü roundda nasıl bir fırtına kopacak? Onu da merak etmiyor değiliz. Sağ direk. Sol direk vurdu şimdi tekrar. Sol direk. Arka arkaya direkt yumruklar geliyor her iki boksörden de. Ters gardıyla dikkat çekiyor şu anda Sırp boksör. Sağ kroşe. Sol direk. Sağ sol direkler sürüyor. Sağ direk tekrar. Sağ direk tekrar bir sol direk. Sırp boksör yer değiştirdi. Sağ direk çok sert. Aparkat sol direk. Sağ kroşe. Yumruk kombinasyonları sürüyor. Sol direk. Aparkat sol kroşe. Sağ direk. Bir sağ kroşe daha. Dolu da vurdu. Sırp boksör sallanıyor. Sağ direk. Gidip vurma.
Dayanacak gücü kalmadı artık. Nakavtlu bir galibiyet. Finlandiyalı boksörü morallendirecektir. Şimdi sarılıyor tekrar. Çok az bir zaman dilimi kaldı. Son dakikanın içine sevgili boksöverler, an itibariyle girmiş bulunuyoruz. Sadrek tekrar karnına çalıştı şimdi. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle rakibin üzerine gidiyor. 22 yaşındaki boksör. Sol direkt, sağ direkt. Sağ kroşe. Aparkat, sol kroşe. Aparkat geliyor tekrar. Zaten ana kol. Ana kol var. Sağ kroşe. Aradan Türk boksörün solu vardı ama aparkatlar arka arkaya geliyor şimdi. Sol direkt, sağ direkt. Yıkılmadı bir türlü. Temposunu hiç yitirmedi karşılaşmanın başından beri. Artık knockout olmamak için direniyor. Solu da vurdu, kontra denedi. Bitiyor sevgili izleyiciler. Maç bitti. Gecenin ana maçı başlayacak. Bu sabah büyük heyecanlar yaşanacak sevgili izleyiciler. Evet, Mets kazanıyor. Yayınımız devam ediyor. İki tanesinin nakavtlu olmak üzere Richard Avril ile 2014 Eylül 20'sinde yaptığı mücadelede puanla kaybetmişti. Tekrar dünya şampiyonluk maçına çıkabilmek için önce bu engeli geçmesi lazım. Gong sesiyle birlikte karşılaşma başladı. Sol direklerle Edis Tatlı başladı mücadeleye. Edis'den bir sol direk denemesi daha var. Manuel Lanca kapalı vaziyette ve hareketli. Sağ direk gönderiyor Edis. Sağ kroşe tekrar. Dikkatli olması lazım. Eski şampiyona karşı mücadele veriyor Edis. Sol direk. Üzerine bastırıyor şimdi. Sol direk. Edis hareketli ve kapalı, rakibini açmak için çok ciddi problem yaşayabilir sol direk. Yaklaştırmıyor yanına. Sol direklerle devam etti. Prens lakabıyla bilinen Edis Tatlı. O dönem Yugoslavya'nın topraklarında yer alan, bugün Kosova'nın içinde yer alan Prizren şehrinde dünyaya geldi. Savaş döneminde çok büyük bunalımlar yaşadılar ve göç etmek zorunda kaldılar. 1991 döneminde Edis Tatlı henüz 4 yaşındayken sevgili izleyiciler, sol koşeden sonra sağa vuramadı. Sol direkt tekrar dönüyor. Sağlı sollu kroşeler. Yoklama niteliğinde bunlar. İlk raundun ortalarını geçtik. 12 raundluk karşılaşmada Edis sol direkt vuruyor tekrar. Sol direktler sürüyor. Manuel Lanca, İtalyan boksör, sürekli kapalı. Maça bir türlü giriş yapamadı. Edis ilk raundda istekleri bir uyguluyor. İstediklerini yapıyor. Sol direkt tekrar. Sağ kroşe, sola farkar.
Boldrek tekrar. Boldrek. Boldrek. Edis Tatlı. Kapalı vaziyette tekrar. Boldrek atıyor. Kardan şimdi bir darbe. İtalyan sarıldı. İlk raundu tamamlıyoruz sevgili boksseverler. İlk raundda Edis Tatlı'nın rakibine karşı kesinlikle bir üstünlüğü söz konusu. Bundan sonra tabii ki çok daha sert roundlar olabilir. Lança ilk roundda hemen hemen hiçbir şey yapamadı. Sadece kapalı gardıyla rakibinin karşısında durdu. Edis aralardan direkt yumruklarla maça daha çok giriş yapmaya çalışan bir görüntü içindeydi. İkinci round bize neler gösterecek? İkinci round. Sol direkler tekrar iki tane. Sol koşe. Mideye uzandı sol direk. Lança. İtalyan Lança sağ kroşe aldı. Edis Tatlı yanına sokmuyor. Sağ kroşe edildi. Hemen karşılığında bir sağ kroşe verdi. Bu ikili yumruk kombinasyonundan sonuç çıkmadı. Lança'dan sol kroşe var. Çok hareketli. Kolay kolay yumruklara yakalanmıyor. Sol koşeyle rakibin üzerine hücum etti. Sol ve sağ direkleri çok kuvvetli. Yaklaştırmadı yanına Edis. Edis Tatlı'dan sağ direk. Sol direk. Anthony Kroll'la Luke Campbell gibi isimlerin, Derry Matthews gibi önemli yıldızların boy gösterdiği sıklet bu. Sol direk sağ kroşe, sol aparkat girişimi var, enseden başlıyor. Aparkat tutmadı. İtalyan midesine uzandığı sırada bunu değerlendirmeye çalıştı Edis. Netice yok. Sol direk. Sol direk. Bir sol direk daha. İki tane arka arkaya. Sola parkat sağ kroşe. Sağ kroşe tekrar. Edis sol direk atıyor. Gözleri sürekli rakibinde. Sol kroşeyi de attı. Sağa vurdu. Omuzuyla şöyle bir önünü aldı. İtalyan tekrar geri gelmeye çalışıyor. Kardan çalıştı şimdi. İtalyan sert bir baskı kurdu. Edis Tatlı da aynı şekilde cevabını veriyor. Midesine uzandı tekrar. Ülkemizin geçtiği gerçekten çok zor bir dönem. Geçen hafta İstanbul'da, bugün Kayseri'de
yürek yakan saldırılar hepimizin moralini alt üst etmiş vaziyette ama herkes şunu çok iyi bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti her zaman dimdik ayaktadır. Bu tür saldırılar hiçbir zaman ülkemizi düşüremez. Her zaman dimdik ayaktadır Türk milleti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da büyük geçmiş olsun. Bir an önce hayata tutunmaları dileğiyle diyoruz. Üçüncü round sert başladı. Sağ sol koşa, sol aparkat. Bize düşen en önemli görev bu konularda asla ve asla sadece teröre değil, kötüye yönelik hiçbir şeye prim vermemek. İtalyan baskı kurmak için tekrar yöneldi. Karnına darbeler. Edis tatlı sol direk aldı. Sol direğini vurdu. Mideye uzandı. Sağ kroşe sol direk. Sol direk tekrar. Sol aparkat sağ direk. Sol direk. Arka arkaya sol direkler geliyor. Sol köşe sağ köşe girişimi var. İtalyan köşeye sıkıştı. Sol direği vurdu. Mideden de bir tane isabet aldı. Edis sağ köşesini vuruyor. Edis sol direklerle devam etti. Tekrar sol köşe. Sol direk. Sağ sol köşeler sürüyor. Sol direk attı. İterek önünü aldı. Edis tatlı. Edis adım adım üzerine gelen rakibine bir sol direk gönderdi. Lança mesafeyi kapattı, iplere kadar sıkıştırdı Edis Tatlı'yı. Maçın hakemi İngiliz Ian John Lewis. Sadrek vurdu kaçtı. Edis bir de buradan vurdu, diğer tarafa kaçtı. Çok teknik bir mücadele sergiliyor. Sağ kroşeyi de isabet ettiriyor Edis. Her round daha iyi bir performans. Her iki boksör de temposunu giderek artırıyor. Dördüncü round tabelası ring hostesi tarafından seyircilere gösterilirken iki boksör de köşesinde birer dakika dinlenme arası oluyor biliyorsunuz. Roundlar üçer dakika. 12 round oluyor unvan karşılaşmaları. 1982'de 15 rounddan 12 rounda indirilmişti. Miami'de bu hafta, geçen hafta daha doğrusu 5 gün WBC'nin Dünya Boks Konseyi'nin kongresindeydik. Avni Yıldırım da oradaydı. Avni Yıldırım'la ilgili çok çok önemli bir haber var. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Bu karşılaşma biter bitmez ekranlara getireceğiz. Haberimizi sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Dördüncü round. Sol direk denemeleri var. Sağ kroşe. John Lewis uyarıyor iki boktörü de.
sarılmalardan uzak bir maç istediğini deklare ediyor karşılaşmanın hakemi. Sol koşa şimdi Edis Tatlı'dan. Edis Soldre'ini vurdu. Arka arkaya direkler gönderiyor. İtalyan sarılmaktan başka bir şey yapmıyor sevgili izleyiciler. Zaman zaman attığı kontra kroşeler karşılaşmaya keyif verse de bakın müthiş yumruklarla Edis Tatlı bastırdı. İplere sıkıştırdı. O bölgede net yumruklar atıyor. Kontra yumruk geldi İtalyan Lanca'dan. Soldrek sağ kroşe. Sol aparkat. İki tane arka arkaya. Sadrek. Sağ sol koşeler sürüyor. Kardından bir tane darbe aldı. Karaciğerine isabet etti gibi. Aradan bir de Sadrek vuruyor İtalyan. Önce karaciğerden yakaladı. Sonra da sağ kroşeyle Edis Tatlı'yı ciddi anlamda sarstı. Edis biraz geri çekiliyor. Sol koşesini vurdu. Bir sol direk daha geliyor. Dördüncü round adeta fırtına gibi. Hani demiştim ya 3. round biterken her round daha da vites yükseltiyorlar diye. Gerçekten şimdi çok daha hızlı bir tempo var karşılaşmada. Sadrek sol koşe. İtalyan fena yakalandı. Sarılarak ayakta durdu. Bunu net bir şekilde görebildik. Sağ koşe tekrar. Round'un bitmesine daha var. Edis Tatlı bastırıyor sol koşelerle. Sağdan kaçtı. Edis Tatlı sol direk attı. Bir sol direk daha. Sol direk. Yine sol direk. İtalyan ne yapsa boşa gidiyor. Edis Tatlı'yı durdurması çok zor gibi. Bayağı bir sallandı. Knockout gelebilir her an. Dördüncü round'un son saniyelerindeyiz. İtalyan boktör ayakta kalmaya çalışıyor sadece. Edis'ten bir de sağ geldi. Hakem araya girdi. Oyunu durduruyor şimdi. Orada bir dişlik düşmesi söz konusu. Ben de maçımı bitirdi acaba diye düşündüm. Dişlik düştü sevgili izleyiciler. Yıkattırıyor şimdi. Pekamaki orada antrenörü. Dördüncü round'un son anları artık. Sol direk. Sol koşe, sol direk. İtalyan'ı kelimenin tam anlamıyla fena benzetti dördüncü round'da. O dişlik düştüğünde hakemin araya girmesi İtalyan boktörü ciddi anlamda rahatlatmış vaziyette. Ama boktörler için en önemli konu ne? Hakemler neyi sağlamalı? Onların sağlıklı bir şekilde maça devam edebilmelerini. Hakemin yaptığı doğruydu bence. Soğuk demir bastırıyorlar şimdi. İşte pozisyonlar ekranlarda. Knockout'un eşiğine kadar getirdi. Beşinci round başladı. 12 roundluk maçta 5. rounddayız. Çok tutuk başlayan karşılaşma giderek alevleniyor. Soldrenk. İki tane arka arkaya. Müthiş Soldrenkler vuruyor. Her defasında yakalıyor rakibini. Edis Tatlı. İtalyan'dan bir sol koşa geldi ki son anda kurtardı kendisini. Edis Tatlı. Çok sert bir sol koşuydu bu. İsabet bulmadı ama. Kafasını sıyırıp geçti. Bakın bir de sağ koşa geliyor. Sol koşe. Sol direk. Edis Tatlı sol direkte önünde tuttu. Sağ direği yapıştırdı. İsabet buldu bu yumrukta. Sağ koşa sol direk. Sol direk.
Mideye uzanıyor tekrar Stoldrek. Edis Tatlı bekledi. Kapandı. Karnına gelen bir iki darbe. Stoldrek geldi o sırada. İtalyan boksör. Dördüncü roundda o yaşadığı buhranın ardından beşinci roundda bence gayet iyi bir performans izliyor. Biraz toparlanmış gibi. Aparkat geldi. Edis Tatlı sol koşesini vurur gibi oldu ama son anda sarılmak zorunda kaldı iki boksör de. Son koşa giriyor. İtalyan baskı kurmak niyetinde ama öyle bir sol direk aldı ki arkasından kroşe yedi. Round'un sonlarında dayanacak gücü kalmadı. Sağ direk Edis tekrar kontrolü ele aldı. Sol direk vuruyor. Sağ kroşe isabet yok. İtalyan 5. round'un sonlarına doğru yine dağılmaya başladı. Sol gözü iyice kapanmış vaziyette. Sağ direk sol aparkat. Edis Tatlı'dan mükemmel bir performans. Sol direk. Yine knockout pozisyonlarına getirdi rakibini. Şu ana kadar karşılaşmada bunu ikinci kez yapmayı başardı. Ama henüz bir knockdown söz konusu değil. Hakem herhangi bir boksöre saymış değil. Altıncı round başladı. İtalyan boksörün sol gözü bayağı kapandı. Bundan sonrasını nasıl devam ettirecek sol direkler? Finlandiya tarihinin en önemli boks gecesi olarak tanıtıldı ring anonsörü tarafından. Sağ kroşe geliyor. Sol gözünün üstü, sağ gözünün altı. İyice deforme olmuş vaziyette İtalyan Lancia'nın. Edis Tatlı %31 knockout oranıyla kariyerine devam ediyor. Sol direk. Edis Tatlı rolantiye aldı karşılaşmayı. Kontra yumruklar gelmesin diye de akıllıca bir taktik uyguluyor. Sol direk kapalı vaziyette sol koşelerle girmeye çalıştı. Aparkat pozisyonu hazırlamıştı aslında kendisine. Lancia sağ kroşesini vurdu. Edis kardına gitti rakibinin. Edis attı sol koşe deniyor. Mideye uzandı vurdu. Bir de sol direk atıyor karnına. Komple yumruklar her yere gidiyor. Aparkat geldi şimdi. Sol direk. Sol aparkat tekrar. Sol direk. Sol koşe. Bir sol direk daha geldi. Kapandı. Hareketli vaziyette Lancia.
Hareketli ama önünde çok fazla kalıyor. 1.70 boyunda Manuel Lanca. Sol direk atıyor. Sola park at sağ direk. Sağ kroşe. Sola park at sağ direk. Oyunu durdurdu hakem. Oyunu durdurdu. Köşede bir kontrol söz konusu olacak. Eldiveninde bir çözülme söz konusu. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Çok sert yumruklar kendisini göstermeye başladı. 6. round'da tamamlanmak üzere. Karşılaşmanın neredeyse yarısı sona erdi. Sevgili izleyiciler, bu sabah birbirinden sorulu iki maç var. Heyecan dorukta olacak bu sabah. Bernard Hopkins, Joe Smith bu sabah. Gel Amerika, Kaliforniya. Dört büyük federasyonun şampiyonu, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şampiyonlarından yaşayan efsane Bernard Hopkins 51 yaşında ringe çıkıyor. Rakibi Andre Pompare'yi nakavt eden Joe Smith. Tarihe kazanacak dev maç bu sabah 06'dan itibaren New York'tan canlı yayında sadece NTV Spor'da. Yedinci round başlıyor sevgili izleyiciler. Eddie Statlı ile Manuel Lanca arasında Ebu'nun Avrupa şampiyonluk karşılaşmasında 7. round'dayız. Sol direk. Bir sol direk daha geliyor. Tekrar sol direk attı. Sol köşesini de vurdu. Manuel Lanca, Eddie Statlı karşısında gerçekten çok çaresiz kaldı. Eski Avrupa şampiyonu. Hem Ebu'da hem EU'da. İkisinin de şampiyonuydu bu sükleste. Sağ kroşe. Ve bakın yıkmayı başardı ama bir knockdown söz konusu değil. Hakem bunu saymıyor. Edis attı sağ kroşe vurdu. Yedinci roundda Edis Tatlı'nın baskısı artıyor. Bir sağ direk daha vuruyor. WBC'de 5 numarada yer alıyor. Eddie Statlı. IBF'de 6. sırada yer alıyor dünya klasmanında. Hakem tekrar oyunu durdurdu. İtalyan boksörün köşesine geldi. Bir doktor kontrol olacak. Doktor geliyor şimdi. Tamam mı, devam mı, bunu öğrenecek. Şimdi doktor geldi. Sol gözünün üzerine bakıyor. Tek gözünü kapattırıp diğerini görüp görmediğini test etti. Devam edip etmek istediğini sordu. Devam diyor. Doktor devam dedi. Sol koşa geldi. Edis Tatlı. Sağa da vurdu. Sol direk. İplere kadar sıkıştırdı. Sağ kroşe. Sol direk.
Enis Tatlı her attığını vurmaya başladı sevgili boks severler. Sol direk, karnına darbeler, sağ direk, sol köşe. Aparkat geliyor şimdi. Ne round'u tamamladık. Az önce ekranlara getirdik. Bernard Hopkins, Joe Smith'le karşı karşıya girecek. Bu sabah Amerika Birleşik Devletleri'nde, yarın sabahsa, bu sabah yine bir başka maç daha var. Oleksandr Usyk'in Muçhunu'yla dünya şampiyonluk maçı var 91 kiloda. Bu sabah. 10 maçta 9 nakavtlı yenilgisiz şampiyon Ukraynalı Oleksandr Usyk ilk unvan koruma maçında Güney Afrikalı Tabiso Muçhunu'yla kozlarını paylaşacak. 91 kiloda dünya şampiyonluk mücadelesi bu sabah Amerika New York'tan canlı yayınla 06'da NTV Spor'da. Ikinäisen nuolesta ennen kuin tipahtaa, että pitää otella loppuun asti ja järkevästi. Mutta kyllä mä näkisin, että Lanssi sevgili boksöverler, siinä kunnossa, että bu sabah ekranlara geldi hem Oleksandr Usyk'in Muçhunu'yla dünya şampiyonluk maçı hem de Bernard Hopkins'in 51 yaşındaki efsane boksörün tarihi jübilesi. Edis Tatlı Manuel Lanca karşılaşmasında roundlar 8'i göstermekte. Lanca gardını karşılaşmanın başından beri böyle kapatıyor. Bu girdaptan nasıl çıkacak? 12 round sonunda puanla mı galip gelecek? Gardını karşılaşmanın başından beri böyle kapatıyor. Bu girdaptan nasıl çıkacak? 12 round sonunda puanla mı galip gelecek karşılaşma? Eğer öyle olursa 8, 9, 10, 11, 12, 5 roundun içindeyiz zaten 15 round. Lanca devam ediyor. Sağ direk geldi. Bir sağ daha geldi. Dişlik düştü sevgili izleyiciler. Evet dişlik düştü. Hakem bu yüzden karşılaşmayı yine durdurdu. Hemen onun yıkanması gerekiyor ya da yenisiyle değiştirilmesi. Bu sefer Edis Tatlı'nın aldığı darbeden sonra dişliği düştü. Edis Tatlı sol koşa yedi. Çok sert bir sol geliyor. Yine knockdown yok. Bir itme söz konusu. Edis Tatlı. Sol direk, sol aparkat geliyor şimdi. Dört ayrı federasyonda dünya şampiyonluğu yaşamış, efsane, yaşayan efsane Bernard Hopkins. Bu da knockdown değil, sol eliyle bir itirek düşürme söz konusu. Hakem bunu iyi gördü. Sol direk, arka arkaya sol direkler. Sağ köşe. Sol aparkat geliyor. Çok iyi yakaladı orada. Edis'ten bir sol aparkat daha. Edis Tatlı. Sol direği denecekti. Tekrar geri çekti kendisini. Sol direk.
Sol koşa gidiyor. Sol direkt tekrar. Sol direkt. Bu 3 dakikada böyle bitti. Heyecan giderek tırmanıyor sevgili izleyiciler. Her anı değerlendirmek lazım bu karşılaşma için. Sonuna kadar beklemek gerek. Çünkü bir an bile gözümüzü kırpmadan izlediğimiz bir karşılaşma oluyor. Sosyal medyada tabii kontrol ediyorum bir yandan da. Çokça yorumlarınız var karşılaşmayla ilgili, Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun. Arkadaşlar, bugün yayında yorumları okumayacağım. Bugün öyle yorum okunabilecek bir gün değil çünkü. Kayseri'de meydana gelen patlamada şehitlerimiz var. Yaralılarımız var. Dokuzuncu round başlıyor. Yine o sıkı yumruklar sol direklerle mi başlayacak acaba? Edis Tatlı'nın sollarıyla, çok kuvvetli sol direkleriyle maçın başından beri rakibini yıprattığını, hemen hemen hiçbir round rakibine vermediğini görüyoruz. Belki bir round olmuş olabilir. Üçüncü roundda çok iyi bir kapışma vardı çünkü. İki tarafa da gelip gitmişti karşılaşma. Belki o roundu İtalyan'a vermiş olabilirler. İkinci roundda biraz ortadaydı açıkçası. İtalyan'a bir sol direk, sağ direk. Edis Tatlı. 2012 yılında Avrupa Birliği şampiyonu, 2013 yılında WBA'in kıtalar arası şampiyonu, 2015'te de hafif siklette Ebu Avrupa şampiyonu oldu Edis Tatlı. İki Avrupa şampiyonu karşı karşıya sevgili boksöverler. Bu sikletin eski şampiyonluğunu Lanca'da yaşadı. Bu kemer için tekrar mücadele veriyorlar. Sadre'yi vurdu. Çok nefis bir sadrekti bu. Soldrek. 2007 yılında profesyonel boksa geçiş yaptı Edis Tatlı. İlk 23 maçını üst üste kazanarak dikkat çekmişti. Luke Campbell'la yapacağı bir karşılaşma açıkçası Edis Tatlı'nın çok heyecanlı geçecektir. Sol köşe sağ direkt girişimi var. İtalyan gardı kapalı olsa bile aldığı yumruklarla sertlenmemiş vaziyette, ciddi şekilde. Belki de onu gardından aldığı bir yumruk indirecek. Sol direkt geldi şimdi. Bir sağ köşe daha. Kameraya giriyor ve bitiriyor. Maç bitti sevgili izleyiciler. Daha fazla devam ettirmenin bir anlamı yoktu. Ian John Lewis karşılaşmayı bitiriyor. Teknik nakavtla kazanan Edis Tatlı oluyor değerli izleyiciler. Miami'de Dünya Boks Konseyi'nin kongresi gerçekleştirildi. 5 gün boyunca oradaydık. Avni Yıldırım'la ilgili çok çok önemli bir haber var. Dünyanın en büyük starları, boks yıldızları oradaydı. Floyd Mayweather olsun, Golovkin olsun. Avni Yıldırım hakkında Callum Smith'le bir röportaj gerçekleştirdik. Tony Bellew'le bir röportaj gerçekleştirdik. NTV Spor mikrofonlarına konuştular. WBC'nin başkanı Mauricio Süleyman keza aynı şekilde NTV Spor mikrofonlarına konuştu. Miami'de Avni Yıldırım'ın açıklamaları var. Kongrede yaşananları 12 dakikayla sizlere özetleyeceğiz. Ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler. Hemen birazdan şöyle Edis Tatlı'nın haklı galibiyetinin ardından elinin havaya kalkışını bir görelim. Ertuğrul diriliş müziğiyle ringe gelmişti, Dombra'yla. Ve gerçekten de büyük bir eli toplamış olmalı bu müzikle gelmesi. Sevgili boks severler. Tabii Edis Tatlı'nın geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu tabii ekranlardan okumayacağım ama Twitter'da M. Bilgehan Demir buraya mention yaparak açıkçası bana yollarsanız ben de sizin fikirlerinizi
sabah yayınımıza kadar bu karşılaşmadan sonra okumak istiyorum açıkçası, öğrenmek istiyorum. Edis Tatlı'nın bundan sonraki kariyerini nasıl bulursunuz? Bu maçtaki performansını nasıl buldunuz? Instagram'dan da Bilgehan Demir adresime, orada son iletinin altına yazabilirsiniz. Facebook'ta da Bilgehan Demir 76 şeklinde arkadaşlar. Merak ediyorum acaba neler düşünüyorsunuz? Edis Tatlı ile ilgili ve Avni Yıldırım'la ilgili çok çok önemli haber var. Dünya Boks Konseyi'nin huzuruna çıktı Avni Yıldırım. O görüntüler de biraz ekranlarda olacak birazdan. Helsinki, Finland. One minute, 57 seconds into the round 9. With a technical knockout, winner and still the European champion, Prince Edis Tatlı! Prens lakabıyla bilinen Edis Tatlı kazanıyor değerli izleyiciler ve kariyerindeki 29. galibiyete 10. knockout'a imza atıyor. Tek yenilgili kariyerinde, o da dünya şampiyonuna Macar Öte Decision'la, yani bir hakemin beraberlik kararı verdiği, iki hakemin de rakibe verdiği mücadele sonrasında kazanmıştı. Bakın Ertuğrul Diriliş müziği bir kez daha. Salonda yankılanıyor. Türk asıllı boksör, Kosova'da doğan ve savaştan göç etmek zorunda kalan Edis Tatlı, Finlandiya'da büyük zafere doğru yavaş yavaş koşmanın adımlarını bize hissettiriyor. Tekrar dünya şampiyonluk maçına çıkacak mı? Bunu büyük bir heyecanla bekleyeceğiz tabii ki. Sevgili izleyiciler, bu sabaha karşı büyük heyecan var. Bu sabaha karşı tartılar ekranlara giriyor şimdi. Yayınımıza NTV Spor'da boks gecesi sürüyor. Niklas Rasanen 29 yaşında, 1.83 boyunda. Mariano Hilario, o da 29 yaşında sevgili izleyiciler. Ekranlarda Mariano Hilario. Karşılaşma başlıyor. Mariano Hilario 75.7 kilo geldi tartımında. Niklas Rasanen 76.1. Avni Yıldırım'ın sikletinde mücadele ekranlarınızda. Avrupa şampiyonluk maçı, EBU ve EU'nun, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Boks Federasyonu'nun şampiyonluk kemeri ortada. Soldrek. Mideye uzanıyor Soldrek tekrar. Mariano Hilario şampiyon olarak geldi ve Niklas Rasanen karşısında Porto Rikolu Dominikli boksör Mariano Hilario ile Finlandiyalı Niklas Rasanen karşı karşıyalar. Hemen Finlandiyalı boksörün yenilgisiz olduğunun altını çizmek isterim. 13 maçta 13 galibiyet. Niklas Rasanen soldrak atıyor. Seyircisini heyecanlandırdı. Sağ sol direkler tekrar. Tekrar sol direk. Sol direk. Tekrar sol direk geliyor. Sol direk tekrar. İlk roundda seri mücadele sürüyor. Sol kroşe girişimi var. Zevi'nin laciverte, donuk laciverte yakın olması biraz karanlık bir hava vermiş. Sol mideye geliyor. Niklas Rasanen yenilgisiz boktör sol kroşe attı. Mario Hilario Dominikli boktör sağ kroşesini savurdu. Sol köşe. Sol direk. Ters kartıyla dikkat çekiyor. Niklas Rasanen.
Sadrek. Sadrek. Soldrek geliyor şimdi. Bir Sadrek daha geldi. Seri yumruklar ve sarıldı kaldı orada. Sağ kroşesi çok iyi. Biraz avuç içi vurur gibi oldu. Mariano Hilario'nun 5 yıl ilgisi var. İspanya'da Las Palmas'ta yaşıyor. Mariano Hilario 3 kez nakavt oldu bugüne kadar. Mariano Hilario 15 galibiyeti var. Ekranlardaki Niklas Rasanen hiç kaybetmedi. 13 maçının 13'ünü de kazandı. 8 kez de rakiplerini nakavt etti. Gerçekten de çok çok seri bir ilk round gördük. Seconds out. Second round. İkinci round başlıyor eğer hazırsanız. Süper orta siklette sevgili izleyiciler, Avrupa şampiyonluk maçı. Ters kart. Niklas Rasanen Mariano Hilario'ya karşı ilk roundda açıkçası güçlü bir performans ortaya koydu. Sert bir sol geldi orada Rasanen'den. Sert darbeler sürüyor sol koşe. Dirsekle karışık, bu kural dışıydı, hakem uyardı. Avrupa'nın iki şampiyonluk kemeri birden ortada sevgili izleyiciler. Dominikli boksör sol direklerle uzanmaya çalışıyor. Tekrar sol direk. Yaklaşamıyorlar birbirlerine. Girdikleri anda sonucu belirsiz bir heyecana sürükleniyor. İkisinden biri yıkılabilecek pozisyonlar görüyoruz. Sol direk. Sağ direk. Sol direk tekrar. Bir sol direk daha geliyor. Mideden sonra sağ kroşeyle kulak dibini yakaladı. Dominikli boksörün Finlandiyalı Niklas Rasanen. Gerçekten de çok sert bir maç. 1.83 boyunda her iki boksör de. Mideye uzanıyor tekrar. Wow! Sert darbeler yine bakın. Sol direk uzattı. Sağ direk. Sol direk. Gong sesiyle birlikte round tamamlanıyor. Üçüncü round tabelası da birazdan ringde gezdirilecek. 12 roundluk karşılaşmanın ikinci roundunu da tamamladık. Danimarka takımının Edis Tatlı'nın takımından Niklas Rasanen ekranlarda. %62 nakavt oranına sahip. Daha önce bu karşılaşmadan önce 60 round tecrübesi var.
İki round da şimdi oldu. 62 round kariyerinde. Yok, güzel Hübel'da. Hübel'da ne öttü da ne Mariano Hilario ise %38 dişler nakavt oranı. Suara oldu dosta da Hilario da suara tonu leuka periya oli. 117 round maç yaptı bundan önce Mariano Hilario. Evet, nyt tää näyttää tää tekeminen siltä, että ei tää välttämättä kahdeksatta erää näe, mutta katsotaan, kokenut kaveri on kuitenkin vastas, että... Bu arada, kulağınıza kadar geliyordur, Fin televizyonda yorumlar. Sonuç başını knockout'ta kazanmıştır Razanen. Finlandiya'da Niklas sesleri. Sol köşe. Sol direk. Yine sol direk. Sol direk. Sol köşeyi yapıştırdı. Niklas Razanen'den sert darbeler geliyor. Ama Dominikli'yi hafife almasa iyi olacak. Bazen öyle boşluklar veriyor ki. Bakın aparkatı yedi. Onlardan bir tanesi. Bu sikletlerden sonraki bu siklet dahil. Hatta bir alt siklete bile gidebilirsiniz. Çok indirici yumruklara sahip boksörlerin olduğu arenadan bahsediyorum sizlere. Ring etrafında tur atmaya başladı Niklas. Niklas Razanen. Wow! Seyirci bayağı bir canlandı bu yumrukla birlikte. Tekrar sarılıyorlar. Bir önceki maçında sevgili boksöverler 10 round maçı 10. roundda knockout'la kazanmıştı Niklas Razanen. Kariyerinde ulaştığı en yüksek round 10 round. 8 roundu gördü, 10 roundu gördü ama 12. roundu bugüne kadar kariyerinde hiç görmedi Niklas Razanen. Mariano Hilario'ya baktığımızda 12 roundluk maça daha önce imza atmıştı 2014'te. Roberto Coco maçında 10 roundluk maçta gördü, 9 roundluk karşılaşmalarda. Soldrek. Heyecanlı bir round daha geride kaldı. Değerli izleyiciler. Heyecanlı bir round daha geride kaldı. Değerli izleyiciler. Kadınlarda dünya şampiyonluk mücadelesi birazdan ekranlarınızda olacak. Bu karşılaşmanın hemen ardından iki yenilgisiz kadın boksör WBC'nin dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Seconds out, round four. Oh,
Burada tekrar sarılıyorlar. Doldrek. İsabet yok ama. Dominikli boktör daha sert bir mücadeleye başladı. Ama şu ana kadar 4 round'dan 2 round'ı ben net olarak Finlandiyalı boktöre yazdım diyebilirim. Temposu fena değil. Danimarka Finlandiyalı boktör belki bir round kaybetmiş olabilir en fazla. Soldrek. Soldrek tekrar. Soldrek uzatıyor. Yakalayamadı. Mideye uzandı. Sağ direkten kurtardı kendisini. Gecenin en hareketli, en iyi maçlarından bir tanesini izliyoruz. Sağ köşe, sol köşe. Müthiş darbelerle gitti üzerine. Hilario, Dominikli boktör. 5 yenilgisi olmasına rağmen yani yaptığı karşılaşmaların 4'te 1'ini kaybetti. Sağ köşe çok iyi. Soldrek. Soldrek çok iyi uzandı. Çok başarılı bir Soldrek daha geldi. Sözün özü, Dominikli boktör açılıyor. İsabet yok. Burada sarılmak mecburiyeti doğdu. Koltuğunun altında kaldı orada. Soldrek. Arkasından bir Soldrek daha geliyor. İplere kadar sıkıştırdı rakibini. Maçın hakemi Marcus McDonnell. İngiltere'den geldi hakemler. In John Lewis'ten sonra şimdi Marcus McDonnell'ı görüyoruz. Hakem 1958 doğumlu. Soldrek aldı ve round bitiyor. 656 maç yönetti şu ana kadar Marcus McDonnell. Bu karşılaşmayla birlikte. Rozanen, Niklas Rozanen seyircisini ciddi bir tedirginliğe sevk etmiş vaziyette. Gerçekten de problemli bir yola doğru sürükleniyor. Demiştim ya, bayağı bir açıklar vermeye başladı. Dediğim anda da bir aparkat yemişti yani. İşte onun devamı arka arkaya geliyor. Beşinci rounddayız. Soldrek. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Soldrek. Tekrar Soldrek. Sağ kroşe geliyor, süper. Soldrek. Soldrek. Karşılaşma 5. haftada afilli başladı diyebiliriz. Soldrek aradan ne yapıp isabet ettiriyor direkt yumruklarını. Edith Tatlı'nın taktiğine hemen hemen çok yakın. Ters kart Niklas bu Soldrek'lerin tamamını alıyor neredeyse. Büyük seyirci desteğine ihtiyacı var.
Salon karanlık gibi gözüküyor ama şöyle söyleyeyim, 10 bin seyirci var yaklaşık. 15 bin kişilik bir salon. Işıkları operatör çok iyi kullanamıyor diyebiliriz. Bu hataya birçok organizatör düşüyor. İngilizler bu işi çok iyi yapıyor. Sol koşe. Sadece ringin olduğu bölümü açık bırakıyorlar. Hani boksörler ringe doğru gelirken ışıklar açılıyor ya. İşte onların aslında sadece dinlenmesi lazım. Yani biraz kısılması lazım sadece. Tamamını kapatıyorlar. O yüzden böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Tekrar maça dönelim teknik konulardan. Sol aparkat tutmadı. Sol direk uzanıyor. İsabet yok. Sol direk. Harika bir sol direk daha geldi sevgili izleyiciler. Resmen sert turnuklar devam ediyor. İşte pozisyonlar az önce ekranlara yansıdı. Şimdi aldığımız bir haberi vermek istiyorum. Daniel Jacobs Golovkin maçının tarihi belli olacak birkaç dakikaya. Golovkin'in rakibi belli oldu. Daniel Jacobs. Rakibi de birazdan açıklanacak. Değerli izleyiciler, sizlere aktaracağım. Rakibi belli oldu. Tarihi açıklanacak birazdan. Bel altı bir vuruş da var orada. Bakın. Altıncı round. Sol direk iki tane arka arkaya. Sağ kroşe mideye bir darbe. Tekrar mideye uzanıyor. Hilario. Saçının arkasında ufak, saçının diyorum, kafasının arkasında ufak bir saç birikintisi kalmış vaziyette. Onu da bir iple tutturmuş. Değişik bir saç tarzı Niklas Rasanen'den. Hilario sol direk uzattı. Ortada bir maç oluyor artık. 6 round geride kaldığında belki de 3-3'lük bir beraberlik de söz konusu olabilir. Sağ kroşeyi vurdu, salladı. Arkasından sol direk de üzerine gitti. Mideye aldı bir tane. Arkasından sağ kroşe ve sol direk. Çok başarılı yumruk serisi. Sağ direk tekrar. Sağ kroşe tam kulak dibine. Harika bir net darbe. Sağ kroşe giriyor. Bir tane daha sağ kroşe geldi. Bu yumruklardan kaçmayı başarıyor son anda. Sağ kroşe. Sol direk. Sol direkler.
Villario gardını düşürdü. Goldrek. Goldrek geldi, müthiş. Harika bir Goldrek Miklas Ratanen'den. Bir tane daha geliyor. Sağ köşe. Sağlı sollu direkler. Sarıldı. Seyirci o darbeden sonra bakın bir de sağ koça vuruyor. Bayağı bir canlandı. Desteğini arttırdı. Kafa kafaya da bir çarpışma var orada. Umarım bir sakatlık yoktur. Marcus McDonald yolladı orada köşeye. Mat hakemlerinden bir tanesi Bulgar, bir tanesi Rus ve bir tanesi de İngiliz bu karşılaşmanın. Bakın kafa kafaya çarpışmadan dolayı bir açılma söz konusu. Tam net bir sağ köşe girişimi başarıyla sonuçlandı. Finlandiyalı boksör Miklas Ratanen'den. Yedinci raunda gidiyoruz. Finlandiyalı boksör karşılaşmada tekrar geri geldi. Foldrek. Bir Foldrek daha geldi. Direkt yumruklar konusunda çok başarılı bir performans söz konusu. Dominikli boksör Hilario'da. Ekranın sol tarafında Dominikli. Sırtı bize doğru dönük boksör. Beyaz şortuyla Finlandiyalı. Dominikli sarılıyor. Ensesine de pat pat yumrukları yiyor. Nicholas, you know what you do. Bunu bir daha sakın yapma dedi hakem. Sol direkt sağ kroşe. Müthiş darbeler. Dominikli boksörden bir sağ kroşe daha geldi. Villario'ya baskısını sürdürüyor. Hilario sağ kroşe attı, isabet yok. Eldiveninde kaldı rakibinin. Miklas bir tane daha yumruk aldı. Sağ kroşe boşa gidiyor. Sol direk. Şimdi bakın orada omuzlarına birkaç darbe aldı. Sol direkt sağ kroşe, bu da tutmadı. Sağ kroşe. Sağ direkt. Çok net yakaladı, tekrar. Sağ kroşe. Sağ kroşe tekrar. Sağ direk. Villario geri geri adımlarla rakibinden kurtulma çabasında, tuzağa düşürmek istiyor. Sol direk uzattı. Sol direk. Sol direkt tekrar. Sağ direkt geliyor bu kez Finli boksörden.
İsabet bulmayan yumruk girişimi midede yakaladı son olarak. 7. round bitiyor. Kyllä mun mielestä o siinä kadar sert darbelerle gidiyorlar ki birbirlerinin üzerine. Her şeyin olabileceği siinä bir müsabakaya dönüştü karşılaşma. Hilari oli pikkasen osuvampi, mutta kyllä tämä niin kuin päällisin puoli Niklaksen komennossa. Bakalım neler olacak. Finlandiya'da. No kyllä mä näin silloin, muistaakseni Kotkassa, Niklas otti 10 erää. Tai oli 10 erän ottelussa ja oli siinä mun mielestä ihan yhtä tuore ensimmäisessä erässä kuin oli viimeisessä erässä. Että en mä näe tätä 12 erää Niklakselle kyllä minä ongelmana. Että yleensä tämmönen titteli ja tää porkkana, mikä tästä ottelusta on voitolla tulossa, niin se, että miten se vaikuttaa, niin se on ehkä enemmän se havainto. Sağ kroşe, isabet yok. Aynı anda sol direkler. Eldivenler çarpışıyor şu sıralarda. Sağ direk dam çeneye. Dominikli boktor kaşının açılmasından sonra biraz kontrolü rakibe verse de tekrar geri gelmiş vaziyette. Sağ direğine sol direkle karşılık veriyor Hilario. Siyahi boktör 5 yenilgiye sahip Dominikli. Diğeri yenilgisiz 13 maçta 13 galibiyet. Avrupa şampiyonluk karşılaşması. Sağ kroşe yedi. Dominikli boktörün Avrupa lisansı bulunduğu için bu maça çıkabiliyor. İspanya'da yaşıyor. İspanya lisansıyla bu karşılaşmada yer alıyor. Sol direk geldi. Sert darbeler. Karnına bir darbe daha. Sürekli midesine çalışıyor rakibinin, boşluğuna karaciğerine. Finlandiyalı boksör. Sol koşa tekrar. Sağ direk. Sol koşe çok net. Çok net bir koşe şimdi. Gol geldi tekrar. Yumruk kombinasyonları artıyor. Dominikli boktör yorulmaya başladı. Ama maçı hiç bırakmadı şu ana kadar. Sol direk. Yine etkili bir roundu geride bırakıyoruz. 12 roundluk karşılaşmada 8 round bitti. Mariano de Jesus Hilario Jimenez ekranlarda, tam ismi bu şekilde. Karşılaşmalarının çok ciddi bir bölümünü İspanya'da gerçekleştirdi Mariano Hilario. İki kez Fransa'da maç yaptı. Bir kez, iki kez Amerika Birleşik Devletleri'nde. Diğer tüm maçlarını İspanya'da gerçekleştirmişti. Bakın bu sağ kroşeyi yedi ama tutunarak ayakta kaldı. İlk kez Finlandiya'da ringe çıkmış vaziyette Hilario. Finlandiyalı boksörün bir kez İtalya'da maçı var. Diğer tüm maçları
Finlandiya'da gerçekleşti. Daha kroşeyi vurdu. Bir dakika orada bir şeyler düştü, uçuştu havada. Bileğe uzanıyor tekrar sağ direkte. Sağ kroşe. Umarım bir tanesinin dişi fırlamamıştır. Sağ direk. Sağ kroşe, karşılıklı iki tane. Sol direk, sağ kroşe. Bu eldiveninde kaldı. Finlandiyalı Niklas'ın. Sağ kroşe Niklas'tan. Niklas Rasanen. Sol direk. Bir daha sağ direk geliyor. Gardına bir iki tane yapıştırdıktan sonra sol kroşesi yüzünü sıyırıp geçiyor. Finlandiyalı boksörün sağ kroşe yedi şimdi. Dominikli boksör Mariano Hilario karın bölgesine aldığı yumruklar. Sağ direk. Şahsi fikrim Finlandiyalı boksör puan olarak önde. Sağ direk. Sağlı sollu direkler devam ediyor. Hilario'dan sol direk. Bakın bunların hiçbir tanesi isabet bulmadı. Yine canı yandı orada. Hilario'nun kapattı gardını bekliyor. Oyunu durdurdu. Doktor kontrolüne sevk edecek. Karşılaşmanın hakemi sevk ediyor da. Round arası dışında pek bir müdahale yapılamıyor kurallar gereği. Sol direk. Hilario. Sol direğini bir kez daha isabet ettirdi. Sağ kroşe girişimi var. Sol direk, sağ direk. Çok net darbeler bunlar. Sol direk yedi tekrar. Bu kez Niklas vurdu. Sol köşe, sol köşe. İki tane arka arkaya. Sağ köşe. Zaman zaman işin içinden çıkılmaz hale gelse de karşılaşma. Ne yaptıklarını bilen bir performans iki boksörden de. Ters kartıyla maçın başından beri sıkıntı yaratıyor. Mariano Hilario'ya Finlandiyalı boksör Niklas Rasanen. Üzerine bastırdı. Bu karşılaşma da nihayetlendi. Bu karşılaşmanın bu roundu da. Karşılaşma puana doğru gidiyor. Tempo bir... 10. round. Sağ direk vuruyor Niklas. Sağ kroşe yıkıldı. Yıkıldı. Hakem sayacak. Ve sayıyor da. 10. round'da sayıyor. Sağ kroşe. Mideye uzandı sağ direkle. Bir sağ kroşe girişimi daha var. 10. round'da Dominikli boksörü yatırmayı başardı. Mideye uzandı tekrar isabet buluyor. Buradan sonra maçın seyri tamamen Finlandiyalı'ya kaymış vaziyette. Midesine bir darbe aldı. Dominikli boksör
Tekrar maça girebilecek mi? Sağ kroşe yedi. Sol direk atıyor bir tane. Midesine aldığı darbeyi sağ direkle savuşturdu. Sol direk. Bir sol direk daha geldi. Ensesine bastırıyor. Sağ kroşe, sol kroşe. Sağ direk. Sağ sol kroşeler. Niklas Rasanen büyük avantaj yakaladı rakibini bu roundda knockdown ederek. Son 2 rounda girerken sol direkt yine nefis, çok başarılı yumrukları var. Süper orta siklette Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Boks Federasyonu'nun şampiyonluk kemeri ortada. Net bir yumruklar bu maçın içinde olduğunu, hala içinde olduğunu gösteriyor Dominikli boksörün. Sol direk attı. Knockdown oldum diye maçı bırakmadı. Ama yorgunluk belirtileri hasta kafaya çıkmış vaziyette. O belinin olduğu bölgedeki şey hem korumalı Gugi denen alt tarafı koruyor. Bir de bel hizasındaki bir korumalık, belden aşağıya vurulmasın diye, vurulduğu zaman da pek hissedilmesin diye o korumalık söz konusu sevgili boks severler. Bu sabah büyük heyecan yaşayacaksınız. Hangi maçlar var, görmek ister misiniz? Buyurun. Amerika, Kaliforniya. Dört büyük federasyonun şampiyonu, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şampiyonlarından yaşayan efsane Bernard Hopkins 51 yaşında ringe çıkıyor. Rakibi Andre Pompare'yi nakavt eden Joe Smith. Tarihe kazanacak dev maç bu sabah 06'dan itibaren New York'tan canlı yayınla. Sadece NBA Spor'da. 11. round başlıyor. 11. round. Sağ kroşe. Başlar başlamaz ilk 11. round'da iyi yakaladı Finlandiyalı. Sol direkt Dominikli boksörden. Sağ direkt şimdi çok kuvvetliydi bu. Dominikli boksör de araları iyi vuruyor. Sağ kroşe. Sallar gibi oldu Finlandiyalı'yı. Finlandiyalı'yı. Finli boksörü. Sağ kroşe girişimi. Sol direkt sağ kroşe. Kafanıza dikkat edin diyor maçın hakemi. Zaten Dominikli ne çektiyse kafa kafaya çarpışmalardan çekti. Sağ direkt çok iyiydi. Sol direkt ya da çok hızlıydı bu. Göremedim. Sağ direkt, sol direkt. Karşılıklı bunlar. Ve bir sağ kroşe müthiş. Wow, inanılmaz bir sağ kroşe geldi. Ve bakın yerde kalıyor Finlandiyalı. Ve bitiyor maç. İşte boks bu sevgili izleyiciler. Boks bir yumruğa bakar sözü gerçek oluyor. Olağanüstü bir sağ kroşe ve Finlandiyalı boksör nakavt. Tekrar tekrar izlemek lazım. 10. roundda knockdown olan, maçı kaybetmenin eşiğine gelen, puanla maçı kazanması ihtimali mucizelere kalan Mariano Hilario 11. roundda rakibini nakavt ediyor. Ve Finlandiyalı seyircinin alkışını alıyor. Tekrar tekrar izleyeceğiz.
İşte bakın, mucizevi knockout ekranlarınızda. Olağanüstü bir sağ kroşe ve Finlandiyalı maçı kaybetmesi mucize gibi görülen Finlandiyalı knockout oluyor. 13 maçta 13 galibiyeti bulunan Finlandiyalı ilk yenilgisini alıyor ve knockoutla. Mariano Hilario 5 yenilgisi vardı ama gelin görün ki kahramanca bir mücadelenin sonrasında kazanan isim oldu. Finlandiya'da tarih yazıyor Dominikli boksör, İspanya'da yaşıyor ve Avrupa şampiyonluğunun sahibi oluyor. Her iki kemeri de beline takacak birazdan Mariano Hilario. Bu bir Avrupa şampiyonluk maçıydı. Az sonra kadınlarda dünya şampiyonluk maçı. İki yenilgisiz kadın boksör Eva Wernström ve Esther Sanchez karşı karşıya gelecekler. Finlandiyalı ve Arjantinli. Ders gibi okullarda, boks okullarında okutulabilecek bir pozisyon. 10. raundu izletin, 11. raundu izletin. Ve boksta bir anlık boşluğun nelere mal olabileceğini ders gibi öğretin. Ladies and gentlemen, the end comes at 1 minute 14 seconds into the 11th round. Your winner by knockout and still the EU champion, Mariano Hilario. Aklıma ne maçı geldi biliyor musunuz? Geçen sene Mart'ta oynanan Adam Etz, 18 maçta 18 galibiyeti olan Adam Etz, 11 yenilgisi olan Sergey Komiski'ye 4. hafta aynen böyle knockout olmuştu. 18 maçta 18 yenilgisi olan boksör knockout olmuş. 18 maçta 18 galibiyeti olan İngiliz darma duman olmuştu. Sabah sevgili izleyiciler, sabah. Bu sabah tartılar vardı, bakın neler yaşandı. Yer Amerika, Kaliforniya. Dört büyük federasyonun şampiyonu, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şampiyonlarından yaşayan efsane Bernard Hopkins 51 yaşında ringe çıkıyor. Rakibi Andre Pompare'yi nakavt eden Joe Smith. Tarihe kazanacak dev maç bu sabah 06'dan itibaren New York'tan canlı yayınla. Sadece NTV Spor'da. Maç başlıyor. Ringe geldiler bile. Sanchez. Anahi Esther Sanchez, 14 maç, 14 galibiyet. 25 yaşında, 1.65 boyunda. Eva Wallström. 18 galibiyet, yenilgisi yok, bir beraberliği var sadece. 36 yaşında ve 1.68 boyunda. Kilosunu söylemiştik. Maçın hakemi Incon Lewis, İngiliz hakem. On roundluk dünya şampiyonluk maçı başlıyor kadınlarda. Gong sesiyle birlikte mücadele başladı. Short renkleri ekranlara yansıyor. Kadınlar mücadelesinde boksta ikişer dakika roundlar ama dinlenme süresi aynı, birer dakika. Sol renk. Sol renk.
IBF'de dünya şampiyonu olmuştu Sanchez. Şimdi sevgili boksöverler WBC'nin şampiyonuyla karşı karşıya. Finlandiyalı Eva siyah ağırlıklı giyinmiş vaziyette karşı taraftaki boksör. Finlandiyalı Eva Esther Sanchez sırtı bize doğru dönük olan mavi beyaz ağırlıklı Arjantinli. Bayrak renkleri Arjantin'in. Diego Armando Maradona'nın memleketinden Anahi Sanchez. Sol direk isabet yok Eva'dan. Bir sağ direk geliyor Arjantinli boksörden. İkisi de bugüne kadar mağlup olmadı. Sanchez'le kırışmaya girdiler o bölgede ama pek sonuç alamıyorlar. İlk round çözemediler birbirlerini. Kariyerinin 6. karşılaşmasında split decision'la bir beraberlik yaşamıştı. Split decision ne demek? İki tane hakem beraberlik kararı vermiş demek. Bir tane hakem de Eva'ya vermiş ama iki hakem beraberlik kararı verdiği için split decision'da beraberlik kararı çıkıyor. Selostamo jatkaa. İkiye bir anlamına geliyor. Majority decision dediğimizde 2-0. Yani bir iki hakem bir boksörü galip ilan etmiş, bir hakem de beraberlik vermiş demek. Galip ilan etmemiş demek. Goldrek. Sağ kroşe geliyor Sanchez'den. Sol kroşe geliyor tekrar Sanchez. Sanchez daha net yumruklar vuruyor sanki. Arjantinli boksör. Asya Özlem Şahin vardır. Çok başarılı bir boksördür. Türk boksör eski dünya şampiyonumuz kadınlarda. Trabzonlu boksör. Asya Özlem Şahin geldi aklıma. O da minimum siklette dünya şampiyonu sevgili izleyiciler. Profesyonel kariyerde önemli işler başarıyor. Asiye'de son maçını Haziran'da yapmıştı Almanya'da. Sağ kroşe giriyor. Eva, Finlandiyalı boktor en net yumruğunu vurdu. Sol kroşe. Kadınlar boksu dünyada çok çok önemli bir hale geldi. Sol kroşe tekrar. Almanya'da Christina Hama, Amerika Birleşik Devletleri'nde Clarissa Shields, Cecilia Breakout. Ocak ayının 28'inde Cecilia Breakout Clara Stevenson'la maça çıkacak. Kadınlar boksunda gerçekten çok önemli işler oluyor. Clara Stevenson da öyle boş bir isim değil. 2008-2010'un başarılı ismi. Ondan sonra profesyonel kariyer yaptı amatörden sonra. İsveç'te.
Kalle Loren'i mağlup ettikten sonra Cecilia Breakout'un karşısına çıkacak. Kadınlar boksunda önemli işler oluyor. Ronda Rousey'nin MMA'de büyük işler yapması, sonra Holly Holm'a kaybetmesi, tekrar geri dönmesi ciddi anlamda ilgiyi artırmış vaziyette. Miami'de Dünya Boks Konseyi'nin kongresinde de hemen hemen bütün kadın şampiyonlar vardı, Leyla Ali dahil. Karşılaşmada 3. round'dayız. Eva rakibini kovalar gibi şimdi 3. round'da. Sanchez Soldrek'te atak yapmak istedi. Finlandiya seyircisi Eva Wallström'e destek peşinde. Sağ kroşeyde Eva. Sanchez çok sıkı sağ kroşeler vuruyor. Soldrek. Sol kroşe şimdi. Sol direkt tekrar. Sol kroşe. Karnına çalıştı Sanchez. Arjantinli Sanchez. Sol kroşe. Sol direkt. Sol kroşe. Sol koşeler devam ediyor. Üzerine bastırdı tekrar. Hakem John Lewis. İngiliz hakem bastırma diye uyardı. Üçüncü rahta son saniyelere geldik. Aparka sol koşe. Yumruk kombinasyonları devam ediyor. Sağ kroşe tekrar. Sağ kroşe, sol direk. Evet, bitti round. Üçüncü roundu tamamladık. Ekranlardaki Eva'nın, Eva Bergström'ün kariyerinde %16'lık bir knockout oranı söz konusu. Bu maçtan önce 135 round maç yapmıştı profesyonel arenada. 3 round da geride kaldı. 138 roundu geride bıraktı. Anahi Esther Sanchez %43 knockout oranı var. Arjantinli Sanchez, ekranın sağ tarafındaki sırtı bize doğru dönük olan, %43 knockoutla oynuyor kariyerinde. Bu maçtan önce 61 round maç yapmıştı Sanchez. Bütün dünya geneline baktığımızda 107 boksör arasında, kadın boksör arasında bu sıkta Eva 2 numarada yer alıyor. Anahi Sanchez 4 numarada. İkisi de ülkesinin 1 numarası durumunda. Tabii siz şimdi şu soruyu soracaksınız. Eva dünyada bütün boksörler arasında 2 numaradaysa 1 numara kim diye soracak olursanız, o da Maiva Hamaducci. Fransız boksör. O şu anda bir numarada yer alıyor. IBF'in dünya şampiyonu. Bu maçı kazanan da o bir kemer birleştirme mücadelesi yapsa çok sıkı maç olur. Dünya sıralaması nasıl yapılıyor? Bunu bizzat yaşadınız Miami'deki WBC Boks Kongresi'nin görüntülerini sizlere izlettik. Avni Yıldırım 2 numaradan 3 numaraya nasıl düştü? Bunu sizlere aktardık. Ne kadar zor işler, herkes bunu görmüş oldu. Tekrar ekranlara getireceğiz o görüntüleri. Soldrek. Dördüncü round'dayız. Sağ kroşe geliyor. Sol kroşe geldi. Çok sıkı yumruklar Eva'dan. Sanchez'in o baskısı sanki düşmüş vaziyette. Eva Sanchez mücadelesinde iki dünya şampiyonu karşı karşıya. Eski dünya şampiyonu Sanchez, yeni dünya şampiyonu Eva Bergström'e karşı.
teknikleri gayet iyi vaziyette. Özellikle Sanchez'in. Ama Eva'nın da, Eva Wallström'ün de, Finlandiyalı boksörün de açıkçası çok sert yumrukları var. Bakın bunlardan bir tanesini şimdi isabet ettirdi Sanchez'e. Arjantinli Sanchez unutturmak istedi o sert yumruğu ama süre yetmedi. Beşinci round birazdan ekranlarda olacak. Bakın Eva Sanchez'in attığı o kroşe. İşte bakın bu muydu? Hayır, o değildi. Son anlarda gelenden bahsediyorum. İşte bakın buydu. Çok fena yakaladı orada Sanchez'i Arjantinli'yi. Beşinci round. Ring etrafında tur atarak başladı Eva ve bir sol direkte durdurdu Sanchez'i. Sanchez baskı peşinde. Ekranlarınızda WBC'nin dünya şampiyonluk karşılaşması kadınlarda 58 kiloya tekabül ediyor. Süper bisiklet maçı. Sol direk. Sağ kroşe. Sol kroşeyi vuruyor. Eva Sanchez'e. Eva sol kroşesini devam ettirdi. Çok net darbeler yakalıyor. Net yumruklarla karşılaşmada. Vites yükseltmiş vaziyette Eva Wallström. Sol direk, sağ direk. Sol kroşe şimdi de. Hakkını veriyor karşılaşmanın. Beşinci rounda geldik. Gerçekten de ana Heaster Sanchez'in resmen çakıldığını görüyoruz. İrtifa kaybetmeyi bırakın. Sol direk. İsabet yok bu kez. Eva'dan. Sağ kroşeyi vurdu. Kolunu kaptırdı ama sağ eli armut toplamadı orada. Sol kroşe yukar gibi oldu. Şöyle bir gitti geldi. Groci duruma girmedi ama. Belası vuruşlar var. Sol kroşe, sağ kroşe. Son saniyelere girdik ve round'u tamamladık. Bakın 5. round'da tek kale maç oynadı diyebiliriz. Eva Wallström için. Ringin tek hakimi durumundaydı. Dışı hareketleri gösterdi. Devam ettirdi karşılaşmayı John Lewis. Zaman zaman inanılmaz hatalar yapan bir hakem. Ama çok profesyonel bir isim. Bütün dünyada kendini ispatlamış bir hakem. Çok iyi kaleciler. Çok basit goller yiyebiliyor. Buna benzer bir durum söz konusu John Lewis'te.
Sol koşa Sadrek. Sanchez aradan vurdu. Düzeltiyorum Eva. Wallström. Sırtı bize doğru dönük olan. Sağ tarafta Finlandiya'da Eva. Wallström. Sol tarafta. Şimdi sağ tarafta olan karşıdaki Arjantinli. Sola parka. Sağ kroşe. Bir sağ kroşede Finlandiya'da boksörden. Finlandiya tarihinin en önemli boks gecesi olarak tanıtıldı. Ring anonsörü tarafından bu gece. Sağlı sollu direkler. Sol koşa geliyor. Sağ koşa. Eva Wallström Finlandiyalı sarıldı. 6. rauntta son anda. Çok sert bir darbe. Sağ direk Sanchez'den Arjantinli bastırıyor. En önemli yıldızlarından bir tanesi Niklas Razanen kaybetti knockout'la. Edis Sattı kazandı. Altıncı hafta böyle tamamlanıyor. Evet, haber geldi. Golovkin'in rakibi Daniel Jacobs oldu sevgili izleyiciler. Golovkin'in rakibi Daniel Jacobs. Sizlere belli olur olmaz haber vereceğim demiştim. 18 Mart. Golovkin'in maçı Daniel Jacobs'ta 18 Mart'ta olacak. Orta siklette. Maçta 36 galibiyeti bulunan Gennady Golovkin, Daniel Jacobs'la Madison Square Garden'da Amerika'da karşı karşıya gelecek. Bu bilgiyi sizlere aktarmış olalım. Orta siklet deyince akla kim gelir? Bernard Hopkins gelir. 10 yıl, 2 ay, 18 gün boyunca orta siklette dünya şampiyonu olarak kalmıştı. O Bernard Hopkins 51 yaşında hiç çıkmaması gereken bir rakiple Joe Smith'le bu sabah Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Smith'le jübile maçı yapacak. Kıta arası kemer mücadelesi. Karşılaşmada 7. round'da yine kadınlar dünya şampiyonluk maçında iki boksörün de karşılıklı yumruklarını görüyoruz 7. round'da. 4 ayrı federasyonda dünya şampiyonuydu. Şu anda Golovkin'i düşünüyorsunuz ya, Golovkin. Onun iki katı büyüklükte bir kariyer düşünün. Belki daha fazla. O kadar büyük bir isimdi. Bernard Hopkins. 10 yıl boyunca şampiyonluğu ondan kimse alamamıştı. 1994-2004 arasında Roy Jones'un nasıl büyük bir efsane olduğunu düşünün. İşte hemen hemen aynısı, belki de daha iyisi Bernard Hopkins'ti. Zaten Roy Jones ondan devralmıştı bütün işleri. Sol direk, sağ direk. Roy Jones'la da Amerika'da tanışma fırsatı buldum. Müthiş bir adam. Aynı zamanda büyük bir müzisyen. 7. round tamamlanıyor. Fazla sohbete daldık. Konu konuyu açtı ama lezzetli konulardı bunlar. 7. round tamamlandı. ...2017 takvimi şekilleniyor. 4 Mart'ta Tony Bellew, David Hay maçı, 29 Nisan'da Vladimir Klitschko, Anthony Joshua karşılaşması. Vay canına, gerçekten büyük işler var. Bakın Bernard Hopkins profesyonel başladığında, profesyonel boksa başladığında Joe Smith henüz doğmamıştı. Müzik.
1989 doğumlu Joe Smith. 1988'de boksa başlamıştı Bernard Hopkins. Bu sabah büyük heyecan var. Eva Bashburn ve Anahe Esther Sanchez arasındaki kadınlar dünya şampiyonluk maçı 58 kiloda 8. raunda taşındı. Taş gibi bir karşılaşma oluyor diyebiliriz. Sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha girişim. Sağ sol direkler. Sağ direk tekrar. Arka arka direk yumruk girişimleri isabet buluyor. Sol direk. Sağ direk. Sanchez aradan bir yumruk daha aldı. Sağ kroşe. Bir sol geldi. Sağ kroşe tekrar. Sol geliyor Sanchez'den. Arjantinli Sanchez. Sağ direkt tekrar. Bakın bunu attı adeta. Son saniyelere girerken çok sert yumruklar geliyor. Dengeli karşılaşmada dengeli bir round daha geride kaldı. Dokuzuncu round tabelası bir kez daha bakın bu maçta da ortaya çıktı. Edis Tatlı karşılaşması. Tatlı'nın rakibini nakavt ettiği rounddayız. 9. roundda kadınlar mücadelesinde Mariano Hilario Niklas Rasanen maçı 11 round sürdü, o da nakavtla bitti. Robert Helenius 1. roundda rakibini nakavtladı Basile'yi. Bakalım bu maçta bir nakavt yaşanacak mı? Byron Lester'da Ivan Jakovievic'i 1. roundda nakavt etti. Oscar Immet puanla kazandığı Marko Nastić karşısında devam ediyor karşılaşmalar. Gol direkt girişimleri var. Gardına çalıştı. Aparkat sağ direkt. Sol koşe. Büyüdesinden çok sert yakalıyor, çok iyi. Sol direk. Fiyat.
Paşkat giriyor. Sol koşe. Sol bir tane şimdi. 9. roundda. Şampiyonluk karşılaşmalarında WBC'de kadınlar maçında 10 round gerçekleştiriliyor unvan maçları. Kaleci yerine yöneldi Sanchez. Sağ kroşe şimdi. Eva Finlandiyalı boksör. Bir ağırlıklı giden boksör. Finlandiyalı ev sahibi. Eva yazıyor zaten kemer bölgesinde. Gerçekten bayağı yoruldular. İkisi de yenilgisiz boksör. Eva 18 galibiyeti var, yenilgisi yok. Sanchez 14 galibiyeti var, yenilgisi yok. İplere doğru sıkıştırdı. İki boksörden bir tanesi eğer beraberlik olmazsa mağlup ayrılacak. Eva daha önce 4 kez 10 round maç görmüş vaziyette. Bu tecrübeye sahip bir boksör. 2 kez de bu tecrübeyi yaşayan Sanchez sağ köşe sol direkliyor. Çok net darbeler aldı Eva'dan. Maça çok iyi başlayan Sanchez kazanmak için bir knockdown'a, bir knockout'a da ihtiyacı olabilir. Piyasaya bir maç. Ev sahibi durumundaki olan boksör şampiyon karşısında aparkat sol koşe. Her şeylerini ortaya koydular, her şeylerini. Müthiş bir performans ikisinden de. Hakem ikisini de kucaklıyor ve tebrik ediyor. Şimdi mesele şu: kim kazandı, kim kaybetti? Ekranlarda Finlandiyalı boksörün yüzünden okuran mutlu, galibiyetten emin bir görüntü içinde köşesine geçiyor. Müthiş sağ kroşe ve sol direk 10. round'un akıldan çıkmayacak anıydı. Ladies and gentlemen, here inside Hartwall Arena, Helsinki, Finland, after 10 rounds of boxing, here are the score totals. Vyacheslav Nikolov, 98-92 for Eva Wahlström. Bir hakem 98-92 Eva'ya vermiş. Here are the score totals. Vyacheslav Nikolov, 98-92 for Eva Wahlström. Bir hakem 98-92 Eva'ya vermiş. Esa Lehtosaari, 97-94 for
Eva Wallström. Hakem de 97-94 Eva'ya vermiş. 97-94 for Eva Wallström by unanimous decision. Still the WBC super featherweight champion of the world from Finland, Eva Wallström. Sevgili izleyiciler, bu sabah büyük heyecan yaşanacak tekrar. Ayrılmayın ekranlarınızın başından. Avni Yıldırım'ın WBC kongresindeki görüntüleri, çok özel röportajlar birazdan ekranlarda olacak. Sakın ayrılmayın.